Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa bugün gayet güçlü bir e, hareket yaptı. Günün tepe noktasında kapattı. Faiz kararı esnasında dalgalanma olup şuradaki GEPI kapatmaya inse de e, bizim analizimiz dikkat ettiyseniz geçen hafta yapmış olduğum videoların hiçbirinde faiz kararıyla alakalı olumlu ya da olumsuz ya da indirim ya da Artırımla alakalı hiçbir yorumumuz olmadı. Tamamen teknik e, baktık ve bütün her şeyin faiz kararlarıyla alakalı beklentilerinde e, bu fiyatların e, içerisinde e, olduğu daha doğrusu faiz kararından e, ciddi manada olumlu ya da olumsuz etkilenmeyeceği çünkü önceden pozisyonların alındığıyla alakalı beklentimiz ve bizim yapısal temel dinamikleri e, ve felsefesi doğrultusunda yorum yaptık ve piyasanın pozitif olma ihtimalinin e, olduğunu yukarı eğilimlerin kademeli olarak 1440, 1460, 1480 ve 1500, 1520'ye kadar gitme ihtimalinin olduğunu konuştuk. Özellikle 21 emanın şu şekilde bir hareket yapması gerektiği, bunun bu şekilde olabilmesi için de fiyatların yukarı doğru yönelmesi gerektiğini söyledik. Kısa vadede yukarı beklentimiz bugün itibariyle net aşikar ortaya çıkmış oldu. Şuradaki ayı kanalında buradaki hareketle kırmış oldu ve bir üst bant 1480 noktasını işaret ediyor. Hafta hafta sonu da yapmış olduğumuz analizde bunu belirtmiştik. Şimdi burada üçgen bayrak formasyonu şeklindeki şu üçgen yapı kırıldı mı, sonuçlandı mı derseniz senin sonuçlanmadı. Biliyorsunuz bu yapı birkaç sefer bu şekilde zikzak yapabilir. burada da yine beklentimiz buraya geldiğinde yukarıyı kırıp kırmayacağı şeklinde olacak. Buradaki beklenti bakın. Şu andaki filama yapısını şuradaki daha doğrusu şöyle gösterdiğimiz işte bir flama yapısı var. Buradaki flama yapısını. Bu şekilde. Şimdi dalgalanmayı izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani pozitif duruş sergilenmiş oldu. Ee, ana tahtaların bir kısmının taban dönüşü verdiklerinden onlara en ufak bir alım geldiğinde borsaya ciddi bir katkısı oluyor ve endeks ciddi oranda yükseliyor. Çünkü birçok e, BIST 30 tahtası diplerde arkadaşlar. Yani bazıları dipten dönüş yapıyor. Tabiri caizse fiyatlar sürünüyor arkadaşlar. Yani oldukça ucuz noktalarda olduğunu söyleyelim. Hem dolar bazlı oldukça ucuz noktada kaldı. Hem de TL bazlı. Geçen seneki seviyelerin bile %20 altında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü %20 enflasyon var. Fiyatlar geçen seneki seviyelerde, geçen seneki hareketin başladığı noktalarda %20 de enflasyon olduğunu düşündüğünüzde ülkede Geçen seneye kıyasla %20 daha ucuz olduklarını real olarak söyleyebiliriz. Bu da tasarlardaki prim potansiyelini artırıyor arkadaşlar. Hareketlerin, işler normale döndüğünde hareketlerin daha sert, kırılımlı, yukarı yönlü eğilimin olmasını bekliyoruz diyelim arkadaşlar. Yani sonuçta özü o. Tabi burada borsa bu. Şu anda güzel güçlü alımlar geldi. Bundan sonra alımların gücünün koruyup korumadığı, nereye kadar gidip gitmediğini izleyeceğiz. E, sonraki süreçlerde tabii ki destek bölgelerini de takip edeceğiz. Bizim kısa vadeli destek bölgemiz 1400, 1420. Biliyorsunuz şurada 1420, 1400 bu bölge 1380 ve 1360 olarak belirlemiştik. Bunlar kısa vadeli özellikle 1360 son nokta olarak belirlediğimiz askerlerden bir tanesiydi. Şimdi bu 1380'e çekiyorum arkadaşlar. İstüren stop mahiyetinde uzun vadeli destek bölgesini. Kısa vadeli ise 1420 hala geçerliğini koruyor. Dolayısıyla 1400 kırılana kadar yukarı yönlü iştahın izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Saatlik bakıldığında da 1430'da süper trend. 1428-1430 bölgesi. Dolayısıyla bu bölge artık önemli bir destek bölgesi olarak çalışır. Şurada bir çanak tamamlama. 1480'e kadar çanak tamamlamasını Beklemek faydalı olur. Yatay bantta ise şurada bir direnç olduğu görülüyor. Hani bu şekilde bir e, harekette gelir mi derseniz e, mümkün ama bu kadar güçlü alımları devamı genelde arkadaşlar bu güçlü alımlardan sonra yukarı hafif aşağı gelse de yukarı eğilim söz konusu oluyor. Burada da esas direnç noktasının 1480 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda şuradaki şu aynı zamanda şuradaki kanalın daha düzgün çizeyim. Şu kanalın arkadaşlar kırılımdan sonraki Hedef noktası da yine oraya denk geliyor. Şuraya kadar 1480'e denk geliyor. Orası artık e, hedeflenmiş durumda. E, en önemli destek bölgesinde 1440-1430 aralığı olduğunu e, söyleyelim. Yurtdışı ne durumda dersen yurtdışı yatay kalmaya devam edecek yani arkadaşlar. Onların yatay kalması bizi pozitif etkiler. Bunu e, o şekilde yorumlayalım. Yani bizdeki sert e, harekete e, kıyasla yurt dışında şu anda güçlü alım ya da satım yok. Yatay kalmış piyasa karşımıza çıkıyor. Dow Jones'u gördünüz. S&P'ye bakalım. S&P'de de benzer hareketlerin olduğunu düşünüyorum. Olduğunu, olacağını süper trend noktasına geldi. Buranın üstünü kırmayı hedefleyecek ama öncesinde bir realizasyonla karşılaşabilir. Onu belirtelim. Saatlik bir bakayım. Daha kısa vade ne görürüz diye. Özellikle vadeli piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için forex'te işlem yapan arkadaşlar için söyleyelim. Şurada bir kısa vade küçük bir oba görüntüsü var. Dolayısıyla 1450'ye kadar düzeltiyorum. 4500'e kadar bir düzeltme burada gelebilir yüzde bir bir buçukluk. Ondan sonra tekrar hareket yönünü belli eder yukarı yönlü olacağını tahmin ediyorum. Altında ben yukarı eğilimin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Günlük bakalım. 1780, 1800, 1780'deyiz. Burada bir süre sonra hareketlerin hızlanacağını, şu kanalın kırılıp 1850 ve 1900'ü hedefleyeceğini düşündüğümü belirteyim. Gümüşte 24, 24.000'deyiz. 24, 24, Dün üzerine atacağını, 26 ve 28'lerin e, hedefleneceğini düşünüyorum. Gümüşte yukarı eğilimin e, devam edeceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Onu da yine söyleyelim. Dax'ta yatay bant, yatay aşağı bant beklediğimizi ifade etmiştik bugün. E, o gerçekleşti. Yatay aşağı bant e, oluştu. Hafif bir e, evet. 15.472'de Dax. Petrole bir bakalım. Petrolde bir de, düzeltme gelmesi e, gerekiyor arkadaşlar. Bugün e, haftalık bazda kırmızı görünüyor. Günlüğe baktığımızda günlükte evet biraz e, bu sert hareketlerden sonra, çıkıştan sonra bir e, sert kırılım meydana gelmiş. Şuradaki ne benzer? Yani yüksek ihtimalle bunun bir iki gün devam etmesi beklenebilir. 81-80 özellikle süper trenler düzeltmelerde. 79-80 bu bölge destek bölgesi olarak çalışıp tekrar yukarı denemesi yapabilir. kırılmanın biraz uzun ve sert olacağını tahmin edebiliriz arkadaşlar. 79'lu rakamlar önemli destek bölgesi olarak çalışabilir. Burada 81-700 özellikle süper trendin olduğu yer. Düzeltiyorum 21 remanın olduğu yer. Burası ilk destek süper trendin olduğu yerde 79-350. Buralar önemli destekler olarak çalışabilir. Onu belirtelim. Bunun dışında bir de dolara bakalım. Dolarda durum nedir diye. Dolarda hedef bölgemize geldik. Dokun haftalıkta özellikle takip ettiğimiz bir grafik var bu bölgede. 909.000 Evet. 9500 noktasına hedef olarak takip ediyoruz. Evet 9500 9.5 yani. 9.5 noktası. 10 10.5'larda yine bizim hedeflerimiz arasında maksimum hedefler arasında gerçekleşir. Bu trendin üzerinde kalıcılık çok sağlamadığını görüyorsunuz. Daha önce geçmişteki aşırı fiyatlamalarda 2018'deki fiyatlamada bunun üstünde sadece bir ay kalmıştı. Yine e, bu hareketinde ben benzer şekilde sonlanacağını bu yapının e, işte 9.5 rakamları görüp e, ondan sonra normal şartlarda tekrar 8 rakamlara doğru en azından şuradaki onay noktasına doğru geri çekilmesini bekliyorum. Bu e, hareket aslında borsadaki prim potansiyelini artıran bir hareket oldu. Bu, e, bu açıdan e, borsaya da pozitif e, yansıdığını e, söyleyebilirim. Dolar bazlı çünkü piyasa oldukça ucuz kaldı. Bu da günlükte doların hareketleri. Bakın Günlükteki takip ettiği trend e, hareketleri de bu. Dediğimiz gibi 9.5'li rakamlar 10.5, 9.5, 10.5 arası dolarda satış fırsatı olarak Evet, en azından zaman sağlık anlamında değerlendirilebilir diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan genel olarak söyleyeceğim Bunlar şeyler bu neticede arkadaşlar piyasaların yavaş yavaş güçlenmeye başladığını düzelme eğilimleri gösterdiğini söyleyebiliriz biz 100'ün işte bugünkü hareketiyle aslında ucuz olduğu ve talep geldiğinde geçmişte olduğu gibi güçlü atakları yapmaya aday olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada tabii bu hareketleri yaparken daha e, bir bu hareketlerinden yararlanan tahtalar var, yararlanmayan tahtalar var. O yüzden tahta seçiminin çok kıymetli olduğunu belirteyim. İşte bizim belirlediğimiz model e, tahta içerisinde, model içerisinde aynı grup tahtalar içerisinde prim en yüksek olanları belirleyip onlara öncelik e, verilmesi esas. Dolayısıyla benim bakış açımda e, gidecek olan tahtaları e, da bakıp e, aşırı fiyatlanmış, yukarı gitmiş, katlamalı gitmiş bazı ana tahta bile olsa bunlar, onlarda pozisyon almak yerine dipten dönüş yapan, potansiyeli olan, önümüzdeki dönemde önemli hedefler kaydedecek olan tahtaların seçilmesi ve onlarda pozisyon alması çok daha yararlı olur diye yorumlayalım. Bu arada yayın yapmayacak mısınız diye soran arkadaşlar ilk fırsatta yayın yapacağım. Bu akşam vaktim olursa bir YouTube yayını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Üyelerle birlikte tahtaların analizlerini yapar. Orta uzun vade beklentilerimizi... Paylaşırız. Onu da belirtmiş olalım. Söylediklerim yatırım tavsiye değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.